İkinci baskıya ön söz. Sağımızda bir Alperen, Muhsin Yazıcıoğlu isimli eserin birinci baskısı 2009 yılında Adam Gibi Adam, Muhsin Yazıcıoğlu ismiyle yayınlandı. Bu benim Muhsin Reis hakkında yazdığım ikinci kitaptı. Birincisi 1992 yılında Muhsin Reis'in MÇP'den ayrılışın hikayesini anlatan Selim Yusufoğlu müstehar ismiyle kaleme aldığım Parçadan Bütüne Yeni Oluşum isimli kitaptı. Yani Muhsin Reis hakkında ilk kitabı ben kaleme almıştım. Kitap 2009 yılında yayınlandığı için o günden sonra ciddi gelişmeler yaşandı. Bu sebeple kitaba bu baskıda yeni bir bölüm eklemeye karar verdim. Bu bölümde o günden beri gelişen olayları kronolojik olarak anlatmaya çalıştım. Davanın reddedilerek kapanması ise aslında bu suikastın örtüldüğünün bir göstergesiydi. Şunun üzerine basarak söylüyorum ki bu olay bir suikasttır ve bu suikastın failleri devletin derin bir yerlerinde kim tarafından işlendiğine dair belgelerle birlikte bilinmektedir. Çözülmesini istemeyen karanlık eller davanın kapanmasını sağladı ama milletin gönlünde bu işin suikast olduğu gerçeğini kimse örtemedi. Bu suikastla birlikte kafalarımızda onlarca soru kaldı ve hala bu sorular cevabını bulamadı. Muhsin Reis bir devrim vicdanı olarak bu dünyadan ardında yadı cemil bırakarak gerçek aleme göçtü. Bir kar tanesi olsam Mekke'ye düşmek isterdim diyen Muhsin Reis, bizim gibi kendini, vatanı ve milleti uğruna feda etmekten çekinmeyen bir neslin Muhsin abisiydi. Derin milletin temsilcisi olarak hep mazlumların yanındaydı. Haksızlıkların karşısında dimdik durmasını bildi. 20. asırda sahabe ruhu taşıyan Alperen'di. Alperenler, çelik bilekli, cesur yürekli, bilge Türklerdir sözünün sahibi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, bir devrim vicdanı olarak ardında iyi bir isim bırakarak gerçek aleme göçtü. Muhsin Reis ölümün her an geleceğinin şuurundaydı. Ölümünden birkaç saat önce yaptığı konuşmada, şimdi bakın yoldan geldik, yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Püf dedi mi gitti. Bir saniyesine bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru gideceğiz diyen yüce ruhlu bir insandı. Allah her canlı ölümü tadacaktır, tatmaktadır buyurur. Muhsin Reis de zamanı geldi ve her an gitmek için can attığı sonsuzluğun Rabbine kavuştu.